Benim adım Mustafa Özbağ. Aslen İzmir Bayındır doğumluyum. Bursa'da yaşamaktayım. Şubat'tan beri emekliyim. O zamana kadar ticaretle iştigal ettim. Geçimimiz ticarettendi, dinden değildi veya içinde bulunduğumuz yoldan değildi. O yüzden genel olarak kendimce dinden geçinenlerden değilim, dinden geçinenlerden de kendi dairemde kendimce nefret ediyorum. Dinden geçim sağlayanlar kendi içindeki bulundukları dini yollardan geçim sağlayanlardan Allah bizi muhafaza eylesin. Onların şerrinden de bizleri korusun. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz demiş. O yüzden bu İslam dininin ve önceki İsevilerin, Musevilerin, İbrahimlerin hatta Adem'den itibaren gelen bütün peygamberlerin ortak söylemleridir. Bütün peygamberlerin dilinden Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayet-i kerimeler vardır. Ne yazık ki bu ayet-i kerimeleri aktaran bir kısım zatlar bu ayet-i kerimeleri aktarmaktan ve bunlarla alakalı kitap yazmaktan dolayı ücret topluyorlar yine. İşin bu tarafı da ayrı bir mesele. Tabii bugünkü sohbet konumuz Mesnevi, Hazreti Mevlana, Mevlevilik. Bunun çatısının altında istediğinizi konuşabiliriz bu noktada. Bildiklerimizin alimiyiz, şeyhimin tabiriyle bilmediklerimizin de talibiyiz. Malum Hazreti Mevlana bu topraklarda doğmasa da Orta Asya'dan, Tabert'ten, daha doğrusu Afganistan'dan çıkıp gelmiş, bu toprakların bağrında yetişmiş, bu topraklarda ilimini, irfanını bitirmiş ve bu topraklarda dinin, İslam dininin algılanmasında farklı bir perspektif oluşturmuş bir kimse. Ben bu eğer Osmanlı ile beraber İslam bir medeniyet kurdu ise bu medeniyetin temelinde dini olarak dört tane büyük şahsiyet gördüm. Birisi Hazreti Mevlana'dır, birisi Yunus Emre'dir, birisi Hacı Bektaş Veli'dir, birisi de bunlardan önce gelmiş olan Muhyiddin-i Arabi'dir. Bu dördünün hamurundan Anadolu'da bir İslam anlayışı doğmuş. Bu İslam anlayışı Kur'an ve sünnet dairesinde olup imamların içtihadından dışarı çıkmadan dini sevgi gözüyle bakaraktan yaşamışlar, yaşatmışlar ve bunu bütün Anadolu'dan dışarı doğru taşırmışlar ve Endülüs'ten sonra Avrupa'da İslam'ın bu noktada ses getiren, yaşayan kültürel manada da, sosyal manada da, ekonomik ve askeri manada da İslam'a yeniden yeni bir perspektif oluşturarak da bir medeniyet kurmuşlar. O medeniyet muhakkak ki zamanını, işlevini yitirmiş. Zamanını, işlevini yitirdikten sonra her şey yıkılmaya mahkum olur. Kendisini yenileyememiş. Kendisine yenileyemeyen bir şey eskimeye ve yıkılmaya mahkum olur. Eskimiş şey yıkılmış. Şimdi bu benim kendi inancım. İslam dünyası dünya üzerinde yeniden bir medeniyet kurma noktasına geldi. Bakmayın siz bu çarpık çırpık olan hadiselere. Bunlar böyle doğumdan önce dışarı atılan pislikler gibi. O yüzden bu kadınlar iyi bilirler. Doğum öncesi temizlenir kadınlar doğumdan önce. Doğum çok hijyenik bir ortamda gerçekleşir. O çocuk hijyenik bir ortamda doğar. Ve çocuk en hijyenik bir ortamda büyür. O yüzden ben dünya üzerindeki bunca İslam dünyasının geçirmiş olduğu merhaleleri buna benzetiyorum. İnşallah doğum yakın. Tabii bu doğum yakın. Her medeniyet geçmişinden fikri planda, tarihi planda bu
alacak olduğunu alır. Alması gerekir. Bunu bugüne taşıması gerekir. Biz Anadolu Müslümanları olarak kendi tarihi değerlerimiz olan Yunus'u, Hacı Bektaş Veli'yi, Hazreti Mevlana'yı, Arabi'yi, Hacı Bayram Veli'yi, Üftadı Hazretleri'ni gibi bu tip zatların genel olarak kendi içlerinde oluşturmuş oldukları o bilgiyi, o hikmeti ve bir oluşturmuş oldukları o temeli bugüne taşıyabilirsek, bugünkü anlayışa, bugünkü görüşlerimize, bugünkü sosyal konumumuza, kültürel konumumuza taşıyabilirsek biz ne âlâ. Ama yok taşıyamaz isek, belki de içimizden yeni entelektüel kimseler çıkıp yeniden bir şeyler oluşturabilirlerse onlara da ne âlâ. Niçin burada duruyoruz? Biz de kendimizce, kendi dairemizde acaba Hazreti Mevlana'dan bir esinti taşıyabilir miyiz? Bugünkü kardeşlere, bugünkü arkadaşlara bu esintiden bir şeyler verebilir miyiz derdindeyiz. Sizden ücret istemeyeceğiz. Buradan çıkarken kitap satılmayacak, CD satılmayacak, dergi satılmayacak, pamuk eller cebe denmeyecek, soru sorduğunuz için size ters bakılmayacak veyahut da herhangi bir noktada bir görüş ifade ederseniz siz o görüşünüzden dolayı asla ve asla ters bakılmayacaksınız. Bunları inşallah temin etmeye gayret edeceğiz. Mesnevi'den İnciler deyince bu ara benim çok hoşuma giden, dönüp dönüp okuduğum bir beyit var. 19. beyit. Pardon, 35. beyit bu. Ey oğul, bağı çöz, azad ol. Ne zamana kadar gümüşe, altına esir olacaksın? Bu Mesnevi'nin içerisinde her şeyi, her cümlesi, her beyti ayrı bir değer olan ama ve lakin bu böyle bütün hayatı kendince bir tarafa doğru sürükleyen farklı bir beyit. Ey oğul, bağı çöz. İnsanoğlu gelişmesini bağı çözmesine bağlı. Eğer kendimizi belli bir noktada, belli dairede gelişime açık, geliştirmeye açık tutmak istiyorsak bizim gelişimimizi, bizim bu noktada büyümemizi, genişlememizi, derinleştirmemizi önleyen bağlarımız vardır muhakkak. Bu önleyen bağlarımızı biz koparmadığımız müddetçe biz asla ve asla kendimizi değiştirip dönüştüremeyiz. Biz asla kendimizi geliştiremeyiz. Bu herkesin, her ailenin, her fikir sahibi kimsenin kendince bir bağı vardır. Daha ileri konuşacak olursak dinin içerisinde her fıkıh sahibinin, her tarikat sahibinin, yol sahibinin kendince bağları vardır. Bu bağları onun gelişmesini, büyümesini, bu bağlar onun bu manada dönüşümünü engelliyorsa o kimse bu bağlarından kurtulmakla mükelleftir. Eğer söz konusu olan din ise dini bağlarından kopması beklenmez. Ama din adına atılmış olan bağlardan kurtulması gerekir. Din adına atılmış olan bağlardan o kimse kurtulamıyorsa o asla ve asla kendisini geliştirip dönüştüremeyecektir. Hazreti Mevlana ey o bağı çöz derken bizim önümüze gümüş ve altın koyar. Gümüş ve altını koyarken biz bunu bir meta olarak görebiliriz. Bunu bir dünya olarak görebiliriz. Dünya sevgisi olarak görebiliriz. Ama herkesin bir gümüş, bir altını vardır. Birisi için içinde bulunduğu müdürlük, içinde bulunduğu amirlik, içinde bulunduğu memurluk,
birisi için toplumun içerisinde hiyerarşik yapısı, birisi için belediye başkanlığı, valiliği, milletvekilliği, birisi için bir iş yerinin sahibi olması, birisi için bir yerde memurluk yapması, birisi için tarikatı, birisi için cemaati, birisi için herhangi bir fıkıh noktasındaki durduğu mezhebi, o kimsenin bağı olabilir. Hocası, şeyhi, bağı olabilir o kimsenin. Eğer o kimse bu bağ noktasında bunu aşamıyorsa, bunu kıramıyorsa, bundan kurtulamıyorsa, o asla ve asla kendisinin gerçeğine ulaşamayacaktır. Hazreti Mevlana enteresan bir çıkışla bağı çöz der. Bağı çöz. Senin önünde Allah'a koşma noktasında ne bağ var ise hepsini de çöz. Bu bizi Kur'an ve sünnet dairesinde belki de alışkın olmadığımız bir özgürlük noktasına götürür. Kur'an ve sünnet dairesinde belki de bana şimdi çok benim bu düşüncem, bu fikrim size çok uç gibi gelse de sizi belki de en uç noktaya götürecektir. Biz bunu geriye yönelik baksak ilk Müslümanlara, ilk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iman eden Müslümanlara baktığımızda biz onların adına sahabe diyoruz. Sahabelerin hayatına baktığımızda, sahabelere baktığımızda sahabelerin hiçbir bağının kalmadığını görürsünüz. Ve sahabe önüne gelmiş olan bütün gümüş ve altın bağları geçip sadece ve sadece kendilerini Kur'an ve sünnete adapte ederler. Kur'an ve sünnetin dışında kendi önlerinde bağ olacak hiçbir şeyleri yoktur. Ve onları gören tabi'in sonradan gelen tebaî tabi'ne şunu diyecektir. Eğer siz onları görseydiniz, onların hepsinde birer deli olduklarını görürdünüz. Ve derdiniz ki hepsi de bunların deli. Eğer onlar sizi görmüş olsalardı, onlar da diyeceklerdi ki bunların hepsi de dinden dönmüş. Oysa arada 50-60 yıllık bir zaman farkı vardı. 50-60 yıllık, 50-60 yıl içerisinde insanların bağları o kadar çok çoğalmıştı ki din tat tazeyken insanlar o bağların altında kaldılar. Ve din geneli 1400 yıl olmuş. 1400 yıl sonra Müslümanlara baktığımızda, kendimize baktığımızda, kendimizi dini anlamada, dini yaşamada o kadar çok bağlarla bağlamışız ki ne tarafa çevrileceğimizi, ne tarafa döneceğimizi bilmiyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bizi bu bağlarını çözen insanlardan eylesin. Din, Kur'an ve sünnettir. Bizi Kur'an ve sünneti yaşayıp onları inşallah tabi olan kullarından eylesin inşallah. Sizin çok fazla böyle boğmak istemiyorum. Daha fazla sorularınızla sohbetin yönelmesini istiyorum. İnşallah bunlarla da sizi sıkmamış olurum. Enteresan bir soru. Cemaat ve tarikatlarda politik söylemlerin olması doğru mudur? Normalde eğer ki cemaat ve tarikatlar kendilerine din hizmeti verme noktasında adapte ettilerse onlar birinci derecede insanlara dini hizmetler vermeliler. Ama dini hizmetleri verirken cemaatlerin, tarikatların aynı ülkede yaşadıklarını, müntesiplerinin aynı ülkede yaşadıklarını unutmayalım. Onların da bu noktada dini memleketi idare eden yönetenlere, idarecilere nasihat ve tavsiyeler olabilir. Onların da bu noktada ülkeyi yönetmede bir paydaştırlar, fikirleri ve düşünceleri olabilir. Ama bir tarikatın, bu benim kendimce ölçüm, bir tarikatın, bir cemaatin, herhangi bir dinin kurum ve kuruluşun, bir partinin yan kolu gibi, arka bahçesi gibi, ön bahçesi gibi, yok ne bileyim işte onun böyle her şeyini savunan bir noktada olması, din ve dindarlık adına ve yapılacak olan dine hizmetler noktasında çok uygun görenlerden değilim.
Yani bir cemaatin veya tarikatın bunu nasıl nitelendirirseniz nitelendirin, böyle çok politize olması hoş bir nokta değil. Çünkü bir partiye çok kızabilirsiniz. Ne kadar çok kızarsanız kızın, onun doğru düşünceleri ve fikirleri olabilir. Bir partiyi çok sevebilirsiniz. Ne kadar severseniz sevin, onun içerisinden eksiklikleri ve noksanlıkları olacaktır. Yanlışlıkları olacaktır. Bizde biraz bu meseleler fazlaca tarafgirlik noktasında oluyor. Böyle olunca o tarafgirliğin içerisinde doğrular ve yanlışlar tam olarak tespit edilemiyor. Bu manada bence bir cemaatin veya tarikatın dini kurum ve kuruluşun siyaseti Kur'an, sünnet, vatan, millet olmalı. Daha fazla böyle partisel meselelere girmemeli. Böyle girerse bu noktada böyle çok sığ bir noktada tartışmaların içerisine girebilir. Ama vatanın, memleketin Kur'an ve sünnet dairesinde kurtuluşuna sebep olacak, rahatlamasına sebep olacak bir görüş ve düşünceleri varsa onlar da bunun görüş ve düşüncelerini açıklamakta bir beis görmüyor. Ama şu yanlış. Benim kalkıp bir partide milletvekili adayı olmam gibi. Benim kalkıp bu saatten sonra bir parti kurmam gibi. Buna ben kendi nefsimde katılmıyorum. İnsanlar dini basamak edip kendilerini siyasi bir noktada bir daire oluşturmasınlar. Bu bence hoş bir nokta değil. Allah bizi affetsin. Mevleviler neden dönüyor? Eğer zikir için ise zikrin namaz ile olması gerekmez mi? Hazreti Mevlana sema etmiş. Biz buna sema deriz, dönmek demeyiz. Sema Hazreti Mevlana ile başlayan bir ritüel değildir. Ama bizim insanımız bunu Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi ile başlayan bir ritüel zanneder. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri hicret eder. Hicret ettiği zaman ahiret kardeşi yoktur bekleyen. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bekler. Hazreti Ali Efendimiz gelince bakar ki Medine'li ensardan hiç kimse yok. Onu misafir edecek. Onunla kardeş olacak. Hazreti Ali Efendimiz'e der ki ya Ali gel, senin kanın benim kanımdandır. Senin ruhun benim ruhumdandır. Bu tarafa Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin o kadar çok hoşuna gider ki rivayet edilir. Hem kendi etrafında hem de Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin etrafında döner. Rivayet edilir. Kardeşi Cafer gelir. Habeşistan'da. Aynı günde bir savaş galibiyet müjdesi gelir. Hazreti Peygamber Efendimiz ona mı sevineyim, sanığın gelişine mi sevineyim der. Bir rivayette alnından öper. Bir rivayette dudağının kenarından öper. Bazıları dudağından der. O da bu sevinçle Hazreti Peygamber Efendimiz'in sevgisini, muhabbetini görünce rivayet edilir. O da sema eder. O yüzden semanın başlangıcı aslında bu noktada da değildir. Her kavmin kendince bir sevinç gösterisi vardır. Sevinç gösterisi. Bu bir sevinç gösterisidir. Sevinç gösterisinin ritüelidir. O ritüel sonuçta devam etmiş gelmiş. Sufilerin içerisinde de bu devam ede gelmiş. Yoksa Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de sema ettiği söylenir. Gelir 4-5 kişi Ahmet Er-Rufai Hazretleri, Abdülkadir özür dilerim, Ahmet Er-Rufai Hazretleri'nin döndüğü rivayet edilir. 3-5 kişi gelir Geylani Hazretleri'ne der ki Efendimiz'e aşktan bahset. O da der ki benim halazademe gidin Ahmet Er-Rufai'ye. Menkıbelerde geçer bu. Olmuştur, olmamıştır.
Birisi diyebilir ki inanmıyorum, olmamıştır. Hakkıdır. Bizler inanıyoruz. Ahmet Erbifay Hazretleri'ne gider, der ki bize aşktan bahset. Ahmet Erbifay Hazretleri kalkar aşk, 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 aşk diyerekten sema etmeye başlar, gözden kaybolur. Dervişlerin canı sıkılır, üzülürler, Geylani Hazretleri'ne giderler, derler ki böyle bir şey olur. Hazreti Geylani gelir, nereden der gitti? Bu noktadan. O noktaya gül suyu dökerler, aşıklar gülü severler, gül suyunu severler derler. Başlarlar zikretmeye ve böylece Ahmet Erbifay Hazretleri semadan aşk diye diye gelir. Bunlar sufi edebiyatında, bunlar sufilerin kendi kerametler babında anlatılan şeylerdir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden sonra iyice ritüel haline gelmiştir. Mevlana'dan sonra onun halifesi Hüsamettin Çelebi de o kadar olmasa dahi oğlu Sultan Veled'den Ulu Arif Çelebi'den sonra bu Mevlevilerde bir ritüel haline gelir. Yoksa Mevlevilerden önce Ehl-i Sufi Allah'ı zikrederken sema ile alakalı çok eski risaleler var. Bu Gazali'de var bu risale. Gazali'den önce tasavvufun ana ilkeleri dediğimiz Sülevi'de var gibi. Yani bu noktada sema ile alakalı risaleler Hazreti Mevlana'dan önce de var. O yüzden sema etmek sadece Mevlevilerin ritüeli değil. Tabii bu noktada eğer zikir için ise zikrin namaz ile olması gerekmez mi der? Namaz da zikirdir. Ama ayet-i kerimede Cenab-ı Hak namazla zikri ayırır. Namazla alakalı ayet-i kerimelerde salat geçer. Namaz kılmak. Allah'ı zikretmek için ise zikir olarak geçer. Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Eyvallah. Namaz kılmak zikirdir, eyvallah. Oruç tutmak zikirdir, eyvallah. Ama oturup zikretmek de zikirdir. Ve oturup zikretmek ibadetlerin en evlasıdır. En faziletlisidir. Namaz kılanların içinden hangisi daha eftaldir ya Resulallah? Allah'ı zikredenler. Oruç kılanların hangisi faziletlidir? Oruç tutanların hangisi faziletlidir? Allah'ı zikredenler. Cihadların hangisi, cihad edenlerin hangisi faziletlidir? Allah'ı zikredenler. Ya Ebu Hafs, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e diyor. Ya Ebu Hafs, Allah'ı zikredenler bütün sevabı aldı götürdü. Hazreti Peygamber oturduğu yerden sesleniyor. Niam, evet. Allah'ı zikredenler bütün ibadetleri aldılar, götürdüler. Fazileti aldılar, götürdüler. Allah'ı zikretmek İslam dininin içerisinde ibadetlerin en faziletlisidir. Namazdan dahi Gazali der ki İhya'da Allah'ı zikir namazdan da faziletlidir der. Çünkü karşılığında ayet-i kerime var Ankebut'ta. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. O yüzden zikretmenin abdestlisi dahi aranmaz. Zikir zikirdir. Hatta ilk yaratılışla alakalı hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak bir şeyi yarattı. Yarattığı şey Allah'ı bir zikretti. İki teşbih etti. Üç tenzih etti. Bu Allah'ın çok hoşuna gitti. Hadisi kutsi bu. Tesbih etti. Yani zikretti. İlk yaratılan şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki ilk yaratılan benim ruhaniyetim ve nuraniyetim. O yaratılan şey Allah'ı zikretti. Allah bizi zikredenlerden eylesin. Müslüman gencin henüz evlenmeden karşı cinsi olan teması, omuzuna yatma, elini tutma, sarılma caiz midir? Değildir.
haramdır. Bir kimsenin nikahsız bir şekilde bir kimsenin elini tutayım, omuzuna yaslanayım. Olmadı yatayım. Ya içimizde hiçbir şey yok. Biz çok temiziz. Bunların hepsi de boş. Haram haramdır. Sakın bu haramı helallaştırmak için de orada kenarda bir nikah kıyayım, helallaştırayım diye uğraşmayın. Bu biraz şuna benziyor. Hani Yahudilere cumartesi balık tutma yasaklanmış. Yahudiler de cumadan ağlar atmışlar. Bir de ertesi gün diyorlarmış ki biz tutmadık, kendileri bizim ağımıza geldi. Allah bizi affetsin. Biz evet, dünya bütün her şeyiyle dünyevileşiyor insanlar. Benim kendi tespitim. Dünya üzerinde dünyevileşmeyen bir tek felsefe vardı, İslam. Şu anda 3. Dünya Savaşı oluyor. 3. Dünya Savaşı'nın sebebi, maksadı İslam'ı da dünyevileştirmek. Müslümanları demiyorum. Müslümanlar zaten dünyevileşti. Biz Müslümanlar olarak dünyevileştik. Cenab-ı Hak nasip etti. Bu sene ben 2005'te hacca gitmiştim. Bu sene Cenab-ı Hak nasip etti. Gittim. Kafanızı kaldırdığınızda Beytullah'la beraber en kocaman 5 nokta 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 otelleri görüyorsunuz. Yıldız değil. Nokta noktalar yıldız değil. Beni tanıyanlar ne olduğunu biliyorlar. Onları görüyorsunuz. Kafanızı kaldırdığınızda Suud kralının sarayını görüyorsunuz. Beytullah'ın ne tarafını oturursanız oturun, kafanızı kaldırdığınızda Beytullah'a bakmak için Beytullah'ın arkasında kocaman süliyet halinde oteli görüyorsunuz. Müslümanlar dünyevileşti. Yani ben yeni sufilikle tanıştığımda eleştirirlerdi sufileri. Bir lokma bir hırkacısınız siz derlerdi. Bunu eleştiren dünya üzerindeki emperyalist güçler olduğunu sonradan anladım. Dünya üzerinde vahşi bir kapitalist sistem var. Sömürgeye dayalı. Bu sömürgeye dayalı vahşi kapitalist sistem Müslümanları da sömürüyor. Sömürürken onları da dünyevileştiriyor. Artık örtülü bayanlar da dahil buna. İstanbul'da bir örtüm odası çıkıyor 3 metre. Bayan giderken arkadan 2 metre de örtüsü geliyor. Bunu anında Anadolu'nun herhangi bir yerinde görmek mümkün. Burada baktığınızda salona örtülü bayanların %60'ının 70'inin aynı stilde örtü örttüğünü görürsünüz. Sokağa çıktığınızda bunu görmeniz mümkün. Bu bizim topyekun dünyevileştiğimizi gösteriyor. Yani bu dünyevileştik, dünyevileşmeden en az nasibini alacak olan, bu tabiri kullanmak istemiyorum ama bu tabirle kullanılıyor Türkiye'de. Muhafazakarlar var ya, aslında muhafazakarlık dindarlık değildir. Hiçbir dindar muhafazakar değildir. Olmamalı. Eğer bir dindar muhafazakar ise asla ve asla kendini yenileyemez. Muhafazakarlık tutuculuk, bağnazlık, muhafazakarlık kelime bağında gelişmeye, derinleşmeye, yükselmeye müsait olmayan bir nokta. Taassup ehli. Müslüman taassup ehli değildir. Ama Türkiye'de böyle söylenir ya işte, muhafazakar bir yapıdayız. Ha muhafazakar bir yapıdasan gerisin sen. Öyle dediğinde ben muhafazakar değilim de. Ne çektiyse şu insanlık bu muhafazakar yapılanmalardan çekmiştir.
Türkiye'de hala da bu muhafazakar yapılanmaktan çekiniyoruz. Ne çekiyoruz abi? Tarikatta, cemaatte, siyasette, ekonomide, devlette muhafazakar bir yapı var. En solcumuz kim? CHP. Muhafazakar. En solcumuz kim? Marksistler. Muhafazakar hepsi de. En solcumuz kim? Leninist. Muhafazakar. Hem de muhafazakarın dik alası hepsi de. En işte dindarımız kim? İşte atıyorum Türkiye'deki tarikatlar. Hepsi de muhafazakar. En muhafazakarımız kim? Diyanet. Diyanet. Böyle tanımlanıyor ya, öyle söyleyeyim. Onlar da hepimiz dünyevileştik. Dünyevileşmeyen bir şey kaldı. Kur'an ve sünnet. Felsefe olarak, inanç olarak. Müslümanlar değil. Ben ölçü değilim Mustafa Özbağ olarak. Söylediklerime bakın. Eğer beni ölçü olarak kabul ediyorsanız siz de muhafazakarlaştınız. Siz de battınız. Ölçü Kur'an ve sünnet. Bu noktada muhafazakarlaşmayan bir tek Kur'an ve sünnet kaldı. Ve o Kur'an ve sünnete uyabilen kadar Müslümanlar kaldı. Üçüncü dünya savaşı yaşanıyor. Bununla alakalı. Bu benim kendi düşüncem. Çünkü eğer İslam dinini de dünyevileştirirlerse o vahşi kapitalistin önünde duracak hiçbir güç kalmadı felsefi olarak. Rusya'yı yıktı. Çin'i yıktı. İseviliği yıktı. Museviliği daha önce yıkmıştı. Sonradan İseviliği yıktı. İseviliği de kendi içerisinde bir sürü protestanı bilmem nesi olsun busun çoğalttılar. Yıktılar. Yıktı. Bir tek şimdi Kur'an ve sünnet kaldı. Onu yıkmak için uğraşıyorlar. Allah bizi affetsin. Bununla alakalı işte biz diyoruz ki şimdi ya elimizi atalım. Dünya birleşme. Arasında evlilik veya kan bağı olmayan erkek kadın ilişkisi nasıl olmalıdır? Olması gerektiği kadar. Merhaba, merhaba. İşimiz ne kadar lazımsa bana bu kağıdı verir misiniz? Buyurun. Kadar. Cıvıklık yok. Salaşlık yok. Yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. Ölmeden önce nasıl ölünür? Bir haramları terk et, öylesi görüşelim. Ya bizde bir de şöyle bir şey var. Haramın içerisinde yaşarken yani ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifini yaşayacak. Bunun başlangıcı haramı terk etmek. Bir haram terk et. O haram terk et. O haram terk et. O haram terk et. Bir gör bakalım haramları terk edince nasıl bir hayat kuruluyor. Yani bizim nefsimiz istediğin Yunus'un deyimiyle ele geleni yiyecek. Dile geleni diyecek. En âlâ derviş olacak. Yunus diyor, ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun, sen derviş olamazsın. Biz ele geleni yiyeceğiz. Dilimize ne gelirse diyeceğiz. Ölmeden önce de öleceğiz ama. Bir de onu kitap yazmış koskocaman, satıyor. Beyaz ölüm, yeşil ölüm, kırmızı ölüm. Ya bırak! Sen önce haramı terk etsin birisi bakalım. Bu haram. Aa öylemiş mi? Evet. Bıraktım de bakalım bir. Bir gör. Nefis nasıl debeleniyor sende. Bir gör. Kanadı kesilmiş kuş gibi nasıl çırpınıyorsun bir haramı terk etmekle. Allah bizi onlardan eylesin. Kınanmaktan unuluk gelir. Diye bir söz okudum. Açıklayabilir misiniz? Kınanma o ayet-i kerimede der ki o müminler ki
kınanmaktan korkmazlar. Eğer bir kimse Kur'an ve sünnet dairesinde doğru bildiğini söylemekten ve yaşamaktan korkmuyorsa, işte o ölmeden önce ölmeyi yakalıyordur. Siz dininiz için, doğrunuz için kınanmaktan korkmuyorsanız, o zaman imanın kemalini yakalamak için mıdır? Allah dendi mi, akla nasıl vasıflar geliyorsa, sende de o vasıflardan bolca mevcuttur. Eğer aklına bir şey yürekten gelmiyorsa durum nedir? Vasıf gelir, vasıf geldiği zaman vasfı teşbihe, yani sıfata yönlendirilir. Ama bu Allah denirse oradan tenzihe yönlendirilir. Değildir denir. Herkesin aklına bu noktada Allah'la alakalı vasıflar gelir, bu normaldir. Bu vasfı bu noktada tenzih edip bu değildir deme noktasıdır iman. Öyle hakikatler vardır ki anlatılırken bile sır kalmalıdır sözündeki sır hakikatlere nasıl ulaşılabilir? Hiçbir şey sır değildir, inanmam. İnsanlar sır satıcısı olmuş. Bende sır var deyip kendisini pazarlıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine bir sahabe gelir der ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sana öğrettiği özel bir şey varsa onu öğrenmek isterim der. Hazreti Peygamber Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri der ki biz ondan özel hiçbir şey öğrenmedik. O bize din olarak ne anlattıysa herkese de anlattı. Sizin sır olarak bildiğiniz şey o kimseye sırdır. O der ya, bende bir sır var. Sır neresidir biliyor musunuz? Allah'ın ilk yarattığı şeye ruhumdan ve nurumdan üfledim dediği nokta ve yerdir. Geri kalan ondan sonraki hiçbir şey sır değil. Anadolu'da İslamiyet'in gelişmesinde öncü saydığımız kişiler arasında neden Ahmet Yesevi Hazretleri yok? Hacı Baktaş Veli Şii değil miydi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Özür dilerim ama yani bir şeyin meyvasını söyleyince ağaç anlaşılır zaten. Şeftali yedim derseniz şeftali ağacı olmadan şeftali yenmez. Hoca Ahmet Yesevi olmadan da Hazreti Mevlana Hacı Bektaş ve Yunus Emre olmaz zaten. Ama o Anadolu'da değildir. Hoca Ahmet Yesevi Orta Asya'da bunun temelini atmış ve onun müritlerinin müritleridir hepsi der. Ve Türklerin tasavvufla tanışıp bu noktada Allah İslam'ın sevgi diliyle konuşup anlaştıran kimse büyük pir Ahmet Ali Yesevi'dir. Bunu ben kendi gafletim olarak görür ve özür dilerim kendisinin manevi şahsiyetinden. Hacı Bektaş Veli Şii değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Türklerin bazı boyları veyahut da Türklerin İran'a yakın olan, Safavilere yakın olan bazı köyler, bazı yerler Şah İsmail'in etkisinde kalıp Şialığı seçmiştir. Şah İsmail de sonuçta Türktür. Babası Şah Hasan da Türktür. Babası Şah Hasan Osmanlı'yla bir yarıştan dolayı Şialığı seçer. Aslında Türklerin yetiştiği medrese de Şia değildir. Ama ve lakin sonradan siyasi sebepler girer işin içerisine ve Türklerin içerisinde Şialık söz konusu olur, kuvvetlenir. Hacı Bektaş Veli bu noktada Şia değildir.
makalatını açıp okursanız, dört kapı 40 makam, Şialıya dönük hiçbir şey göremezsiniz. Hiçbir şeye. Türkiye'deki Aleviler Bektaşi değildirler. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Türkiye'deki Alevilik terim itibariyle 100 yıllık bir meseledir. İngilizlerin kurguladığı bir hadisedir. 100 yıl önce Alevilik diye bir şey yoktu. Bektaşiler vardır. Bektaşiler vardır. Şialar vardır. Şia vardır. Bektaşiler vardır. Aleviler yoktur. Sonra 100 yıl geriye doğru gittiğimizde Osmanlı'nın zayıfladığı, yıkıldığı bir noktada bir İngiliz projesidir. Bir Alevilik çatısı oluşturulur ve o Aleviliğin içerisinde ne Ali kalır ne Muhammed-i Mustafa kalır. Bu ayrı bir dilenirse konuşulacak bir meseledir. Mürşidi olmayanı mürşidi şeytan olur sözü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bazı sufilerce zayıf hadis olarak algılanır, söylenir. Ama Geylani Hazretleri'nin sözü olduğu daha fazla öne çıkar. Bu kim için geçerlidir? Herkes için geçerlidir. İlla ki sufi ile alakalı değildir. Bir bölümde okuyan öğrenci elini kaldırsın, şu bölümde okuyorum mesela. Yok mu burada okuyanlardan? Nerede okuyorsunuz? Siyaset, bilim ve kamu yönetimi. Kendi başınıza yapabilir misiniz bunu? Muhakkak okula ve öğretmene ihtiyacınız var, öyle değil mi? Mürşit aynı zamanda öğretmen demektir. Mürit de aynı zamanda öğrenci demektir. Eğer siz kendinize bir sınıf, bir dal, bir meslek edinecekseniz muhakkak bir öğretmenin öğretisine ihtiyacınız var. Kendi kendisine doktorluk yapabilecek olan var mı? Bir doktorun eğitimini almıyor mu? Mümkün değil. O onun öğretmeni değil mi? Evet. Arkadaşlar, öğreticisiz hiçbir şey öğrenemezsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin öğreticisi Cebrail aleyhisselamdı. Öğreticisiz hiçbir kimse, hiçbir şey yok. Sufiler için de böyle. Sen kendi kendine ben sufi olacağım, giderim kenarda şu kadar Allah'ı zikrederim, kendime bu kadar yiğit verdim dersen, bir gün başlarsın Sakarya meydanında kendi kendine bir şeyler yapmaya. Bu bir muhakkak bir meslek sahibi olacaksanız öğreticiye ihtiyacınız var. Hazreti Mevlana'nın Şems-i Tebrizi ile olan muhabbetleri esnasında maddi hayatlarından uzaklaşmaları durumunda ailesini ihmal etmiş gibi yansıtılıyor bir kitapta. Böyle okudum, böyle okudum, bu durumu nasıl açıklarsınız? Ailesini ihmal eden Hazreti Mevlana mı, Şems-i Tebrizi mi? Soruyu sorana sorayım. Kim soruyu soran? Cesaretli olun, üniversitedeyiz ya. Kim? Okuduğunuz kitap kim? Soruyu soran kimdi? Kimse yok. Bu soru bak sır ötelerden geldi. Ben bu eserlere, yazılan eserlere çok böyle ehemmiyet vermiyorum. Bunların hepsi de böyle kendilerince yeni bir şeyler koyup kitapları satılsın diye uydurulmuş şeyler. Yani ne büyük şahsiyetlermiş ki hala da insanlara para kazandırıyorlar. Hazreti Şems ile Hazreti Mevlana'nın arasındaki muhabbeti ve ilişkiyi bir kimsenin çözümleyebilmesi için muhakkak ki bir üstada bağlanıp üstadı sevmesi gerekir. Bu yazıları yazanlar, bu romanları yazanlar, bu tespitleri yapanların ne yazık ki bir şansları yok.
ayım şems, günüm şems, canım şems, ruhum şems. Sen olmasaydın ne Allah'ı bilebilirdim, ne Resul'unu tanıyabilirdim şems. Bu muhabbeti bir kimsenin tanımlayabilmesi için bir şemsi olması gerek. Oysa bugünkü dünyevileşen, bugünkü ne yazık ki popüler kültüre sahip olan bir dünyada sevgiler bir sandviç yiyeyimi kadarken ve insanlar seviyorum dediklerinde ertesi gün nereden sevdim o zalim kadını diyorlarsa Hazreti Mevlana ile Şems'in arasındaki muhabbeti asla da asla algılayamayacaklardır. Asla. Eğer gece kalkıp da birisi için sim sim ağlayamıyorsanız, eğer seviyorum dediğiniz kimseyi aynaya baktığınızda göremiyorsanız, duvara baktığınızda görüp işitemiyorsanız, dağa baktığınızda onun suretiyle, onun cemaliyle cemalleşemiyorsanız, siz daha sevgi yolunda çok yol yürüyeceksiniz. Çok yol yürüyeceksiniz. Ben bunları böyle söylediğimde bizim doktor arkadaş var. Dedi, bunları böyle söylüyorsunuz dedi. Üniversite ortamında da söylüyorsunuz dedi. Orada dedi psikiyatri okuyanlar sizin direkt dedi hasta olduğunuza dair dedi. Reçeteyi yazarlar efendim dedi. Ben de hastayım zaten dedi. O sevgiye ulaşamadıktan sonra asla ve asla Hazreti Şems'i ve Mevlana'yı anlayamayacağız biz. İzmir'de bizim bir Orhan Hoca var. Ege Üniversitesi'nde 9 Eylül'de konferans veriyoruz. Böyle sohbet karşılıklı. Doktorlar, profesörler filan hepsi de burada. Mevzu sevgiden açıldı. Dedim anlatmayayım. Sevgiyi, burada dedim karı koca olanlar var, boşanır gidersiniz. Biraz anlatmaya başladım. Dahiliyeciymiş doktor hanım, yanındaki adama başladı ters ters bakmaya. Dedim siz ters ters bakmayın. Eşiniz mi dedim ben, evet dedi. Dedim ters ters bakma. Benimki sadece bir İtopya dedi. Bunu yakalamak çok zor filan. Kadın en sonunda dayanamadı. Kalktı. Teşhis koyuyorum dedi. Siz aşıksınız bana. Bizim Orhan hocam duruma müdahale etti. Dedi doktor hanım durun. Hani ne yapıyorsunuz gibi. Evet hocam dedi. Teşhis koyuyorum dedi. Bu beyefendi aşık dedi. Yanındaki adamın kendisine aşık olmadığını o zaman anladı. Ben çiftler görüyorum şimdi yan yana. Anlatırsam buradan beraber çıkmayabilirler. O yüzden ben fitne çıkarıcı olmayayım buradan. Bilmiyorum kaç sohbete gelirim. Sonra bir daha geldiğimde taşlanmayayım buradan. Allah bizi affetsin inşallah. Evet. Giriş konuşmanızda din ile para kazananların Allah bizi uzak tutsun dediniz. Sanırım bunu art niyetli olarak dini kullanan para kazananları kastettiniz. Zira imamlar da din görevi üzerinden para kazanıyorlar. Millet yanlış anlamasın. Yok. Onlara da sözüm var. Hayır. Evet, namaz kıldırmaktan para kazanılmaz. Evet. Arkadaşlar, biz dondurulmuş din yutuyoruz. Dondurulmuş din yutuyoruz biz. Eğer Müslümanlar kendi camilerine bakamayacaklarsa, kendi camilerini temizleyemeyeceklerse, kendi camilerini kuramayacaklarsa, bu kendilerinin problemi. Siz Türkiye'de Hristiyan papazlara maaş veriyor musunuz? Hahamlara maaş veriyor musunuz?
Niçin imamlara maaş veriyorsunuz? Bize namaz kıldırsın diye mi? İstemiyorum ben. Birisi çıkar namazı kıldırır orada. Kıldıran yoksa da kıldırmaz. Yoktur kimse. Kapatır camiyi gider. Müslümanlar sorumlusu. Dondurulmuş din. Türkiye'deki Müslümanları Diyanet İşleri hacca götürüyor. Bir vakıf kurmuşlar oraya. Diyanet İşleri Vakfı. Hacca o götürüyor. Hadi o zaman maliye de bir vakıf kursun. Amerika'da o götürsün herkesi. Hadi polisler de bir vakıf kursun. Avrupa'ya gidecek olanları da o götürsün. Devlet turizmci mi? Diyanet İşleri Başkanı turizmci mi? Evet, dinden para kazanıyorlar. Onlar da dahil. Sözüm dinden para kazanan herkesi bağlıyor. Sizden ücret isteyenlerin peşinden gitmeyiniz. Dinle alakalı bir şey yapıyorsa ve sizden ücret istiyorsa gitme peşinden. Ben burada konuşuyorum diye beni alkışlıyorsanız ben de kötülük yapıyorum. Alkışlamayın. Alkışa gelmedim. Bana temenni de etmenize gerek yok. Temenni edilmesine de gelmedim. Aa ne kadar konuştu ya, güzel konuştu denmesi için de gelmedim. İnandığım dini anlatıyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kaça kıldırıyordu ki namazı? Hazreti Ebubekir Efendimiz kaça kıldırdı namazı? Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin kaça namaz kıldırdı? Kaça acaba yaptılar Diyanet İşleri Başkanlığı? Ben sadece bunu söylüyorum. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh hazretleri ilk tefsir yazan tek peki. Kaça yazdı acaba o tefsiri? Hazreti Mevlana beyitleri kaça yazdı acaba? Hazreti Mevlana Şems'i severken, canım Şems derken kaç para aldı acaba? Bir Allah deyişi bir kimsenin kaç paradır acaba? Namazınız kaç paradır ya? Orucunuz kaç paradır? Bir hadis-i şerife kaç para verdiniz? Şimdi onu parayla satacak adam. Söyler misiniz? Bir hutbeyi kaça okursunuz? Hadi ben size 5 lira daha fazla vereyim, siz okuyun hadi hutbe. Gazete satmayı, dergi satmayı, CD satmayı dini ibadet gören kardeşler. CD'den ne kadar para kazandılar acaba biliyor musunuz? Hangi hoca kaça sohbet eder acaba? Kaça ağlatırsınız siz? Ağlatıyorlar ya. Kaça ağlarsınız? Annem ölmezden önce Allah rahmet eylesin. Ben İzmir Bayındırlıyım, böyle bizde tuhaf adetler var. İşte öldüğünde yemek yeniliyor mesela. O ölen kimsenin hayrına. Annem dedi ki bana, oğlum dedi ne yapacaksın? Anne ne canın istiyorsa onu yaparım dedim. Ama dedim kolayıma gelir. Ben dedim herkese köfte ekmek yedireyim burada. O ona taktı bir ara o. Herkes köfte ekmek yedirecek. Birkaç sefer bana teyit ettirdi. Anne üzme dedim. Herkese köfte ekmek yedireceğim öldüğünde. Tamam. Harçlık dedi. Dedim anne en fazla ağlayana en fazla para vereceğim dedim. Sevindi.
Dedim anne en güzel kim ağlar en fazla ona vereyim. Kaça ağlarsınız ki? Hep beraber. Burada ağlayayım ben size para vereceğim hadi. İman duygudur. Duygu. Duygu. Duygunuzu kaça satarsınız? Din alimlerinin siyaset içinde yer almasını da kendimce kabul etmiyorum, ben de etmiyorum. Bir yere varmak için dini kullanmaksa söylemek istediğinizi katılıyorum, evet. Ama kelimelerimiz buradaki izleyiciler için öğretici olduğunu hatırlatarak saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben gönlüm şunu arz ediyor. İnsanlar dinlerini yaşarlarken ve öğretirlerken beyinlerinin arkasında ücret olmasın. Bu derdim. Benim derdim bu. Burada sema edecek olan kimse kaç para, kaç para diye mi sema edecek? Kendim için de geçerli bu. Biz kendimiz için de söylüyorum. Bizde Bursa'da Cenab-ı Hak nasip etti, 450 yıllık bir eski bir tekke var. Ne teklifler alıyoruz biz biliyor musunuz? Herkesin gözünü para vermiş. Bir tane profesör geldi bayan. Yanında avanesiyle beraber. Su ile tedavi ediyormuş. Harika dedim hocanım. Ben böyle işte ilgi hürmet, o bana ilgi hürmet, ben ona ilgi hürmet. Ben dedim ki gelin tekkede bunu dedim icra edin. Musiki, su ve tedavi. Dedim biz biraz kalabalıkız Bursa'da. Hepimiz de dedim çatlakız zaten. Var bizde dedim kırıklık. Tedaviye ihtiyacımız var dedim. Böyle dedim kendimizden geçelim hocam dedim. Harika. Her şey çok güzel. Hocanın her tarafından bin bir tane gülücük çıkıyor. Ne kadar büyük şeyhim. Ne kadar derinim ben. Ne kadar kıymetliyim. Beni yere göğe sığdıramıyor. Ne kadar ileri görüştüğüm. Dedim hocam muhteşem bir şey. Terapi olacak dedim hepimize. İslam dedim terapiye uzak değil. Musikiye uzak değil. Ben anlatıyorum şimdi. Harika. Son nokta. Dedim hocam yalnız bizim burada dedim kapıdan içeri girince asla bir şeyden ücret alınmıyor. Nasıl yani? Dedim buraya gelenler sema ücretsiz yıl 365 gün. Çay ücretsiz yıl 365 gün. Bu derinliğin suyu nereden geliyor dedi. Uludağ'dan geliyor dedi. Böyle baktı ben gayet ciddiyim. Nasıl yani dedi. Uludağ dedim bir boru dayadık biz dedim. Geliyor oradan çay, su, ekmek, çorba ne istersen dedi. Yalnız burada ücret almıyoruz. Kızlar toplanın gidiyoruz dedi. Bu kadar. Ücret. Bir insanın sanatı olur. Ben daha önce tekstilcilik yapıyordum, sonra hediyelik züccaciye mağazası açtım. Benim ticaretim, ben onun ücretini alacağım. Hizmet vermişim, hizmetinin karşılığını alacağım. Ama bu benim dinim. Benim duygum. Benim imanım. Bunun karşılığı da dünya üzerinde ödenecek bir ücret görmüyorum. Süleyman Çelebi ne demiş? Bir kez aşk ile Allah dese o lisan. Dökülür cümle günahların istihazan. Bunun karşılığı kaç var acaba? Alevilere neden kız verilmez? Hepimiz Müslüman değil miyiz? Neden bu ayrım? Bir ayrım yok. Birisi Hazreti Ali'yi seviyorum desin, canımı yesin benim. Biz de seviyoruz. Eğer Alevilik Hazreti Ali Efendimiz'i sevmekse hepimiz Aleviyiz. Bu sevgide birleşmeyecek bir kimse var mı burada? Yok. Ama Alevilik saz çalıp şarap içmek değil. Alevilik namaz kılmak. Namazdan hiç başını kaldırmadı. Oruçtan başını kaldırmadı. Zikirden başını kaldırmadı. Zalimlerle savaştan başını kaldırmadı.
Günümüzde birçok ilahiyatçı Hazreti Mevlana'yı eleştirmekte. Sizin bu ilahiyatçılar hakkında düşünceleriniz nelerdir acaba? Hiç bal yememişler. Hele anzer balı yerse o kimse tak tak ölür. Neden? Kuvvetli bir baldır. Bir parmağı çalacak, ucundan yiyecek. Sağlığı için. Onlar dondurulmuş din yiyorlar ya. O yüzden dondurulmamış canlı olan din onları rahatsız ediyor. Din hayattır, canlıdır, ölü değildir. Sizin önünüze 1000 yıl önceki fetvaları getirenler dondurulmuş din yiyenler ve satanlar. İzmitliler var, yakın İzmitliler konuya. Bir arkadaş geliyordu, böyle eleştiriyordu. Fıkıh noktasında doçentmiş, doçentlik tezleri veriyormuş. Fıkıhla alakalı ondan sonra bana böyle eleştiriler koyuyor. Bir gün çağırdım odaya ben buna, geldi. Hocam fıkıhçısın değil mi dedim ben. Evet dedi. Benim bir problemim var dedi. Bunu çöz bana. Nasıl hocam dedi. Bunu ciddi ciddi söyledim. Dedim ki elimde bir vaka var. Bir kadın dedim evli. 3 tane çocuğu var. Evli 3 tane çocuğu varken kocasını terk edip Ankara'da bir adamla tanışmış. 15 gün onunla yaşamış. Ondan sonra onu da terk etmiş. Antalya'ya gitmiş. Antalya'da da bir adamla 10 gün yaşamış. Geri dönmüş. Hepsinde de cinsel ilişkiye girmiş. Diyanete sormuş. Benim nikahım duruyor mu diye. Diyanet de demiş ki resmi nikahın kimdeyse senin kocan o demiş. Hocam bunun içinden çık dedim ben. Hoca durdu. Bak dedim hocam İbn Abidin'e bakma fetvası yok. Fetavai Hindiye'ye bakma fetvası yok. El Hidaye'ye bakma fetvası yok. Dürer Dürer'e bakma fetvası yok. Yok. Ben sıraladım elimdeki bütün fıkıh külliyatlarını. Bana dedi ki hocam bu kitapların hepsi de var mı sende dedi. Evet var dedi. Ya ben seninle dedi fıkıh tartışıyorum dedi. Dedim hocam sen tartış önemli değil. Bana bunun fetvasını ver dedi. Bitti. Dondurulmuş din. Açıyor. Bakıyor. İbn Abidin'de yok. Fetavai Hindiye'de yok. Dürer Gürer'de yok. Bakabileceği El Hidaye'de yok. İlahiyat okuyan var mı içinizde? O da elini kaldırmaz şimdi bunca muhabbetin içinde. Dinde samimiyet nasıl olmalıdır? Allah için yaşayın. Mevlevilik bir tarikat mıdır? Evet. Kendini Mevlevi olarak niteleyen İç Anadolu bölgesinde bazı kimseler var. Ve bir takım ayetleri yok sayılır. Bu gibi yazarların eserleri var. Bunlar hakkında düşünceleri nedir? Bunlara karşı nasıl davranmalıyız? Bir ayeti yok sayıyorsa küfür ehlidir. Konuşmaya bile gerek yok. Cemal'ın Sargut Mevlevi'yim deyip başörtüsü farz değil diyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Bazıları soğuk havalarda başlarını örtecekler. Üşütünce böyle oluyor. Bakın bir şey farzdır. Yapar, yapmaz insan. Bunu sulandırmanın bir anlamı yok. Kadınlar için örtülmek farzdır. Yapamayabilir birisi. Yapmayabilir. Ama bunu sulandırmanın bir anlamı yok. Yok. Yani birisi de televizyonda Adnan Hoca da diyor ki ya bunlar şimdi açık açık söylüyorlar ya o yüzden açık açık bunların söylediklerini dini olarak önüne ölçü koymak gıybet değil, dedikodu değil. Neymiş de? Yani bir kadın zararlı erkekler varsa etrafında örtünebilirmiş. Demek oradaki erkekler hiç zararlı değil. Onlar açıldıkça açılıyorlar. Ya böyle bir anlayış var mı? Sulandırma. Tesettür farz kardeşim.
Sana ister inansın insanlar, ister inanmasın. Senin peşinden ister gelsin, ister gelmesin. İster seni sevsinler, ister sevmesinler. İstersen bu salonun hepsi çıksın şimdi dışarı. Ben böyle tesettür farz dediğim için. Yeter. Dinimizle alay etmeyin. İmanımızla alay etmeyin. Bizle alay etmeyin. Oynamayın bizle. Oynamayın. Ayetle, hadisle, imamların iştihadıyla, fıkhıyla, 1400 yıllık geleneğiyle, her şeyle kapı gibi duran bir şeyi yapma ya. Yapma ya. Ne olacak? Çok affedersiniz, bir halk tabir vardır ya, atasözü. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorlar. Bu değil. Bu anlayış değil, bu hoşgörü değil. Buna susmak, yapmak hoşgörü değil. Bak, bir normal bir şey olur böyle, üzerinde 3-4 tane hani böyle fıkıhçılar toplamışlardır, 5-6 tane iştahat vardır hakkında. Onun üzerinde böyle havanda su dövmek gibi birileri otururlar, saatlerce konuşurlar. Ben de bakıyorum televizyonda, havanda su dövüyorlar. Farzlar dururken, haramlar dururken, orta yerde olmazsa olmazlar dururken, müteşabih bir mesele tutturmuşlar. Oturuyorlar, sabaha kadar milleti oyalıyorlar, siyasetçiler gibi. Allah bizi affetsin. Katılmıyorum. Çankırı'da Mevlevi üstadıyım diyen bir kimse olduğunu duydum, doğru mudur? O üstad şeyh ararsan dolu kardeş Türkiye'de ya. Mantar gibi çıkıyor maşallah. Aşk ehli bir insan olarak dinden para kazananlardan nefret ediyoruz da olsa içinde nefret söylemi geçen bir cümle kurmalı mıyız efendim? Evet. Allah'ın sevdikleri vardır, bir de sevmedikleri vardır. Allah'ın lanet ettikleri vardır. Niçin? Sevgi pıtırcığı olarak kendinizi göstermek zorunda değilsiniz. Kur'an sünnet meydanda. Ay sevgi pıtırcığı olalım. Allah'ın lanet ettikleri de sevgiyle bakalım. Yok böyle bir değil. Allah lanet ediyor. Allah'ın dinini bozana, Allah'ın dinini ifsad edene Allah lanet eder. Biz sevgi pıtırcıklığı adına dini ifsad edeceğiz. Bir adım attı, amin dedi. İkinci adım attı, amin dedi. Üçüncü adım attı, amin dedi. Dediler ki ya Resulallah, hutbeye çıkarken üç adımda üç amin dediniz. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ey Muhammed, Ramazan gelir. Ramazan boyunca güç yetirebildiği kadar oruç tutmaz. Ramazanın sonunda da affını kazanmayan Müslümana Allah lanet etsin. Amin dedi. Ramazan orucu farz. Ramazan geldiğinde güç yetirenler, bu farzdan sorumlusunuz. Sevgi pıtırcıklığı size getirmedim. Farzı gevşetmeyeceğim sizden. Ey Muhammed, annesi ve babası yanında ihtiyarlayıp da cenneti kazanmayana Allah lanet etsin. Amin. Annesine babasına bakmakla mükellef bir kimse. 3. Bir mecliste senin adın anılır da orada salatu selam getirmeyenlere Allah lanet etsin. Sevgi pıtırcıklığı yok. Evet. Dinden para kazananlardan nefret ediyorum. Yapmayın. Arkanızda çok 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 kötü bir miras bırakıyorsunuz. Herkes dini geçim kapısı yapacak sonra. Siz oraya bir tane daire yapacaksınız. İnsanlar diyecek ki işte o bak dinden daireyi yaptı. Kendisi de dinden para kazanmaya çalışacak. Ne kötü bir yol açılıyor. Allah lanet etsin. Kime? Kendisinden sonra yanlış bir kapı aralayana, dinde yanlış bir yol açana.
Evet. Bizden sonra yanlış bir kapı açılmasın. Dinden para kazanmakla doğru kapı mı açıyorlar? Hadi oturalım hepimiz şimdi dini bir şeyler yazıp kapının önünde satalım. Ne farkımız kalacak? Çok basit şey söylüyorum. Orucunu satsana bana. Ağır geliyor. Oturuyorlar 40 tane hadis yazıyorlar. Al Buhari'den 40 tane hadis yaz, sat kapının önünde. Bu mu? Allah bizi affetsin. Bak, tutmuş burada bu iş. Dinden para kazanmaktan kastımız sadece din ile ilgili konularda kitap, albüm tarzı işler yaparak para kazanmak mı? Yoksa tarikatların kurduğu vakıfların hizmet amacıyla müritlerinden para toplanması da buna dahil mi? Her şey dahil. Haydın müritler ne açacağız? Buraya bir tane yurt açacağız. Pamuk eller cebel. Haydi şunu açacağız. Şeyh Efendi öldü, kaldı oğlana veya kıza. Hadi bir tane daha, yeni bir şeyh geldi, bir tane daha vakıf kur, bir daha topla, bir daha bir yer yap. Arkadaşlar, karşınızdaki kimse meslek lisesinde biraz siyasi olacak ama ülkücülerin başıydı ihtilalden önce. Seçimle geldim ben. Tren Üstü Meslek Lisesi'nden. Sonra o siyasi cürcünün içerisinde ben okulu bitiremedim. Her gün dövmekten ve dövülmekten. Sonra ihtilal oldum. İhtilalden önce gördüm bazı şeyleri, ihtilalden sonra da gördüm. Uçuk bir hayatım vardı. Sonra dinle tanıştım. Dinle tanışmak da yaşadığım hayatın kendi içerisinde Mustafa Özbağ, bu hayattan kurtulman lazım diyenlerden. Bunun kararını verdiğimde gözümün önünde 4 tane manken gecelik abiye elbiseleri müzik eşliğinde soyunup giyiniyorlardı. Mustafa Özbağ bu hayattan kurtulman lazım. Biz ülkücülüğümüz esnasında dernek kirasını kan sataraktan ödedik. Ben şimdi kendimi koymak istemiyorum ortaya. Onlardan birisi benim. İnanmış olduğu dava uğruna o doğruyu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun başkanlığında biz ihtilal koptu. Ben yönetim kurumundaydım o zaman. İnanmış olduğum davada kan sattım. Şimdi İslam Hoca'n mukaddes mi mukaddes bir davanın içine gireceksin. O davayı parayla mı satacağız? Yok. Sözlerim çok sert gelebilir. Aşkın Gözyaşları adlı kitabın insanları Şems Hazreti Mevlana ve Kimya Altın hakkında doğru bilgilendirdiğini düşünüyor musunuz? Öyle kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç okumadım. Ücretli çünkü. Cemal Musallık hakkında düşünceleriniz nelerdir? Düşünülecek kadar değil. Nefsimiz bizi zorlamasın, nasıl zorlamasına nasıl kurtuluruz? Kalbimizi tanı olarak nasıl huzura doldururuz? Tam olarak gelecek kaygısı manevallığı isteği gibi. Kardeşler, Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışın. Haramlardan uzak durun. Nefsin en güzel bu noktada mücadele noktası haramlardan uzak durmak. Hızla geçeceğim soruları. Hakkınızı helal edin. Ben buradan bir daha sohbete gideceğim. Ama sabaha kadar da sohbet ederim ama bugün bir programım daha var. O yüzden rüzgar gibi geçiyor. Bildiğiniz üzere tarikatlara karşı olan bir Vahabilik anlayışı bulunmaktadır. Bunun hakkında bir şey
söylemek ister misiniz? İngilizlerin kurduğu bir oyun. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kadirlikteki sema ile Mevlilikteki sema arasında fark nedir? Fazla bir fark yok. Bütün Türklerin bağlı bulundukları veyahut da kurguladıkları, kurdukları tarikatların hepsinin de temelinde, daha doğrusu tasavvuf düşüncesinde. Türklerde tarikat yoktu önceden. Tasavvuf vardı. Yukarı Mezopotamya'da tasavvuf vardı. Tarikat yoktu. Ahmet Yesevi bir tasavvuf ehlidir. O yüzden bütün temelinde Ahmet Yesevi vardır. İyi ki var. Enel Hak. Vahdet-i vücut kavramları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Klimayı açar mısınız? Enel Hak vahdet-i vücut ehlince konuşulur. Ehli konuşur. Ehliyle sohbet edilirse nur âlâ nurdur. Ama ehli olmayanlar var. Bundan da para kazananlar var. Bunlardan okurup öğrenmeye çalışırsanız batarsınız. Gönül arzu eder ki böyle bununla alakalı sohbet edersin. Rabıta nedir? Bir kişiyi aşırı derecede sevmektir. Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine rabıta kurmak demek ona uymak demek. Ona uyun. Silsilenin son muncusu kimdir? Kimse odur. Silsilenin sonuncusu diye bir şey yok. Kıyamete kopuncaya kadar silsileler devam eder. Geçen sene de gelmiştim. Sizin için tekrar geldim. Saygılar. Kahramanmaraş'tan selamlar. Ve aleyküm selam. Fazla gelmeyin peşimizden. Perişan olursunuz. Müptela olursunuz. Mevlana mezheplere bakış açısı nedir? Hazreti Mevlana'nın mezheplere tersliği, mezheplere karşılığı yoktur. Ama bir mezhebe taassup noktasında bağlanmak da yoktur. Bu nedir? Bir mezhepte bir meseleyi açıklık getiremeyebilirsiniz. Bizim dinimiz Kur'an, sünnet ve imamlara itaatten gelir. İmamlar dediğinde bütün imamlar girer işin içerisinde. Bunu Osmanlı da böyle uyguladığı müddetçe ilerlemiş, geliştirmiş. Ama ve lakin bu uygulamadan geri döndüğü anda batmış, kendisini yenileyememiş. Örneğin, Hanefi'ye göre abdestin farzı 4, Şafii'ye göre 5, Hanbeli'ye ve Maliki'ye göre 7. Şimdi okuyan bir kimsenin karşısında buna verebileceğiniz bir cevap var mı? Bana diyecek, ben diyeceğim ki bu zenginlikten oldu. Kardeş, adam üniversitede okuyor. İşin sinüsüne, kosinüsüne bakıyor. Aklı bir adım önde. Adam diyor ki bu neden oldu? Sorguluyor. Sorgulayan bir ilim dünyası var. Haklı. Gelin para alan diyanetçiler, ilahiyatçılar toplanın Türkiye'de de aldığınız paranın hiç olmasa hakkını verin. Gelin şu abdestin farzları, namazların farzları, oruçları, sünnetleri bunları tek bir noktada toplanın. Bir kitap yayınlayın. Tabi olacağız biz de Kur'an ve sünnete uygunsa. Ne yapıyorsunuz ki? Paraları almayı biliyorsunuz. Toplanın ilim erbabı olarak. Hem medreseden gelenleri toplayın, hem mektepten gelenleri toplayın. Bir kurul oluşturun. Şu Anadolu insanının önüne dosdoğru bir şey çıkarın ortaya. Sentez çıkarın, toplanın. Abdestin farzı Şafii'ye göre 5, Hanefi'ye göre 4, Maliki'ye, Hanbeli'ye göre 7. Ben bu üniversite talebesinin karşısında ne konuşacağım? Kitap yazıp satmak değil o. Derdim benim bu. Benim derdim bu. Hanefi'ye göre bir kadının 80 kilometre ileriye gitmesi caiz değil. Üniversitede okuyan 2 milyon genç var, kız. Hepsi de kendi şehirlerinde değil. Hepsi de otobüslerle yolculuk yapıyor. Hanefi'ye göre caiz demek
caiz değil demek işin kolay tarafı. Şimdi bayanların altında araba var. Şehirler arası kendi arabalarıyla gidiyorlar. Hanefi'ye göre caiz değil demek işin kurtulmak değil. Bu din yaşanması gerek. Bu kadının önüne bir fetva çıkar. De ki Şafii'ye göre, Maliki'ye göre, Hanbeli'ye göre yol güvenliği söz konusudur. Hakkında da Hazreti Peygamber Efendimiz'in uygulaması vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanında bir kralın kızı esir edildi. Onun esir edildiğini görünce Hazreti Peygamber Efendimiz çok kızdı. Yanına 10 tane müfreze verip o kızı babasına iade etti. O kız tek başına yanında mahremi yokken 10 tane askerle yolculuk yaptı. Alın size iştihad edecek, fetva çıkaracak kaynak. Verin fetvasını. Toplanın. İlahiyatçıların hepsi de toplansın. Para alıyorlar. Diyanetçilerin hepsi de toplansın. Bunun için bu memleket, bu ülke bunlara maaş veriyor. Doktor maaş alıyorsun. Profesör, tıp profesörü maaş alıyorsun. Ne buldun kardeş bana? Bir hastalığa çare buldun mu? Yoksa Avrupa'dan gelen ilaçları habire yazıyor musun bize? İlaç sektörünün doktoru musun? Gerçekten tıpçı mısın? Bana bir şey söyle. Yayınlanmış bir tane eserini göster bana. Nereden profesör oldun söyle bana. Kes kopyala yapıştır ol profesör. Mezhebe karşı değilim. Mezhepçiliğe karşı. Mezhebe karşılığım yok. Böyle bir derdim yok. Allah bizi affetsin. Hadis rivayetlerini nasıl sorgulardı? Sorgular. Sorgular olduğu gibi tüm rivayet edilen hadisleri kabul eder miydi? Evet, hadisler Hazreti Mesnevi'nin içerisinde tespit edilmiş araştırmaların sonunda 6000'in üzerinde hadis var. Mesnevi'de 4000'in üzerinde ayet var. Meal olarak. Muhammed'i aşk nedir Mevlana'ya göre? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haliyle ellenmek. Haliyle. Dinde mantığın yeri nedir? İslam mantık dini midir? Hem mantık dinidir hem inanç dinidir. Mantık tarafı bana çok uymuyor. Ben biraz daha deli tarafındayım. Bizim televizyonlara çıkıyorlar ya, İslam akıl dinidir. Değil. İman dini, iman gerek. Biz illaki akla vuracağız, aklı ilahlaştıracağız. Geçen sene çok romantiktiniz. Bu sene neden bunlardan bahsetmiyorsunuz? Romantizm coşmamış. Bugün böyle coşmuş. Cennet annelerin ayakları altındadır sözü. Her anne için geçerli midir? Anneniz kötü de olsa ona bakmakla mükellefsiniz. Hocam sünnete ve hadise uymayıp Kur'an-ı Kerim'i tek kaynak kabul eden güruh hakkında ne düşünüyorsunuz? Güruh demiş ya. Katılıyorum. Sayın hocam. Ne bu Uğur? Kızar Nur terapi kitaplarını almak yanlış mıdır? Okumak. Anlayamadım. Anlayamadım. Bir sürü terapi kitabı var. Mesneviciler Osmanlı'yı sevmezler dedi biri. La havle. Rabıta hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya siz sevin de. Ya şuna katılmıyorum. Namazdan sonra 100 tane la ilahe illallah deyip 15 dakika ölümü rabıta edin. 15 dakika şeyhin ikanının ortasına getirecek. Kardeş yapma be. O seviyorsa onun düşünmesine gerek yok. Düşünerekten sevecekse beni sevmesin. Sevmesin. Kafasına silah dayayıp bir şey yaptırmayalım. Osmanlı zamanında Mevlevilerin yaşam tarzları nasıldı?
Mevlevilik toplumun içerisinde bir kültür abidesiydi. Hoca Ahmet Yesevi'ye sormuşlar, Müslüman mısın? Elhamdülillah Türk'üm, Müslümanım demiş. Neden Türklüğü katıyorsun? Biz dinini soruyoruz demiş. Din seçim, Türklük kaderdir demiş. Ama ülkemizde Türklük ırkçılık olarak algılanmaktadır. Tarikatlarda Türklüğü yeri ve önemi nedir? Kardeş, bir insanın kendi kavmini sevmesi fıtrattır. Bir kimsenin kendi eşini, kendi anne babasını, kendi çocuklarını, kendi evini, kendi mahallesini, kendi yurdunu, kendi kavmini sevmesi fıtridir. Bu ırkçılık değildir. Irkçılık şudur. En üstün ırk Türk'ün ırkıdır. Bu ırkçılıktır. Benim ırkım daha büyüktür. Bu ırkçılıktır. Benim ırkım, benim kavmim yanlış yapmaz. Bu ırkçılıktır. Bu tarafkirliktir. İslam'da yer yoktur. Doktor size aşık tanısı koymuş. Aşık olduğunuz Allah mı yoksa eşiniz falan mı? Biraz sevgiden bahseder misiniz? Allah'a aşık olan muhakkak ki etrafındaki doğru dairede duran her şeyi sever. Siz eşinize aşık olaraktan Allah'ı bulamama noktanız var. Orada takılabilirsiniz. Ama Allah'a aşık olursanız bilin ki her şey size aşık olur. Allah'a aşık olursanız bilin ki her şey ve herkes size aşık olur. Siz kısa yolu seçin. Allah'a aşık olun da her şey size aşık olsun. Bu güzel bir şey değil mi? Sizin daha bakıp, aynaya bakıp cemalini gördüğünüz kimse var mı ya da var mıydı? Elhamdülillah vardı. Şeyhimdi. Kim diyenler de cesaretini tebrik edeceğim. Şeyhimdi. Allah rahmet eylesin. Onun tadı bambaşka bir şeydir biliyor musun? Büyük bir heyecan duyarsın. Dudakların titrer. Dilin kurur. Gözlerin pınar gibi coşar. Hiç umulmadık anda, umulmadık yerde onu düşünürken bir bakarsın ki karşında. Hatta daha ileri. Bir bakarsın ki önünde yürüyor. Dersin ki o, yakaladım. Koşarsın caddelerin üzerinde. O önündedir. Sen koşarsın o hızlanır. Sen koşarsın o hızlanır. O önündedir. O zanneder. Yetişir. Bakarsın, heyhat, o değilmiş. Bir hüzün kaplar. Kendince garipsersin. Etrafına bakarsın ki herkes sana bakıyor. Bu insanlar neden bana bakıyor dersin. Gözünün önüne bir ayna gelir. Gözünden yaşlar inmiş binlerce. Niye ağladığını bilmezsin. Eski günlerime götürdün beni, kızcağız. Günümüzde insanların bağlarından kurtulması için ne yapması gerekir? Delicesine aşık olması gerekir. Bazı dini kanalların kalkılması ve televizyonların kapanması için bazı ürünler satıyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Sevdiğimiz kanal oldu TV2'nin. Çok televizyon izleyemiyorum. Allah bizi affetsin. Ama televizyonlar muhakkak bu noktada kendince ekonomik birer meta haline geldi. Hangi kanal olursa olsun televizyonlar birer ticari bir meta. Ticari bir kanal. Ekonomiye ihtiyaçları var, paraya ihtiyaçları var. Ürün de satıyorlar, kitap da satıyorlar, adam da satıyorlar, her şey satıyorlar.
Bal da satıyorlar. Yani kilosu 10 liraya bal satıyorlar. Şekerin kilosu 3 lira, balın kilosu 10 lira. Bu arı hiç durmadan bal yapsa yine kurtaramayacak onu. Yine kurtaramayacak. Bir de yanında saat hediye ediyor. Yanında cep telefonu hediye ediyor. Ne satıyor? Bal. Millet de alıyor. Alıyor. Ne satıyor? Dini kitap. Radyolar var. Zemzem efendim. Bayram efendim. İsimler bunlar. Ben arabada giderken ben açıyorum radyoyu. Ne? Bayram efendim. Ne? Zemzem efendim. Ne? Merve ticaret. Ne? İşte Sefa ticaret. Ne? İşte Arafat ticaret. Ne? Mina turizmi. Bir şey anlatmama gerek var mı? Hacılarımız Mina turizmin eşliğinde mübarek verdilere gittiler geldiler. Halimiz bu. Allah bizi affetsin. Dostlar, hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysem affola. Ben buradan inşallah İzmit'e, oradan da Bursa'ya dönecek. Bir daha programımız var mı burada Cemil? 28 Kasım efendim. 28 Kasım'mış. Biraz soruları romantizme çevirin, romantik bir sohbet edelim. Selamünaleyküm. Altı şok. Altı şok.